Selamlar, merhabalar. Nasılsınız? Keyifler yerindedir. <laughs> ben çok keyifli bir yayından çıktım dün de. Sanki şey böyle hani yayından çıktım gibi buradayım şu an. Öyle yapalım. <laughs> Öyle diyelim. Arada hiç biz nefes almıyoruz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar bugün SmackDown var. SmackDown genel olarak Raw'dan bana göre daha kötü gidiyor. Çünkü artık orada en tepe adam Roman Reigns olduğu için. Brock Lesnar'la Roman Reigns'in artık yolu kaçınılmaz şekilde kesiştirdikleri için gidişatta sadece onun üzerine ve diğer ufak minik şeylerle takılıyorlar. Bana göre SmackDown eskiden daha iyiydi aylar önce ama şu an artık Raw daha iyi. Neden Raw daha iyi? Raw'da çünkü daha çok çeşitlilik var. Daha çok e, hem <laughs> kullanabilecek daha üst seviyede güreşler daha çok var orada. O yüzden de daha çok güzel şeyler sunabilir Biliyorum çok daha çok dedim. Şimdi biraz da daha az <laughs> ona gelelim. SmackDown'dayız arkadaşlar. SmackDown için 3 tane şey duyuruldu. Bu videonun genel konseptini biliyorsunuz zaten artık başladı neden izlemeliyiz pek yazmıyorum. 3 tane olay duyuruldu. Bir tanesi şu alttaki bu olay. Usolarla Viking Raiders. Biliyorsunuz ki bir önceki pay per view olan Elimination Chamber'da normalde bu ikilinin bu iki takımın maçı duyurulmuştu. Ancak süre kısıtlaması işte süre uzadı, muzadı bir şeyler falan ki bir bir süre yerden kestiler. Bu maçı komple kestiler. Viking Raiders Usolarla. <laughs> Kemer maçı yapacaktı hatta bayağı bindirildiler 9 saat mi 10 saat mi Uçakta götürüldüler Arabistan'a Tam bir, bir dakikalık Bir segment oldu değil mi girişleri sırasında usalardan sopa yiyip Usalar gitti bitti Maç iptal böyle bir şey yaptılar Çok aceleye geldi Anlık bir karar o kadar belli ki Şimdi de Viking Raiders'a Hadi biz siz ya böyle bir şey yaptık Siz maç yapacaktınız Bir, bir kere daha maç verelim size dediler Böyle SmackDown'da maç yapılacak. Ben kesinlikle Viking Raiders'in kazanacağını düşünmüyorum. Usolar WrestleMania Tag Team Şampiyonu olarak gitmeliler. Ve Viking Raiders olmayacak da başka bir rakip zaten çıkaracak gibi duruyor. Çıkaracak gibi duruyorlar. Ama umarım New Day olmaz bu. Ya bilmiyorum gerçi New Day ile Usolar WrestleMania'da maç aslında bir kere daha one more time güzel gibi olabilir. Ama insanlar şunu da diyebilirler. Ya Roman Reigns ile Brock Lesnar'ı zaten 3800 kere yaptınız, bir daha yapıyorsunuz. Bir de bunu yapmayın falan olabilir. Bilmiyorum. Ben şu an eğer alternatif olarak New Day ya da Viking Raiders hangisini WrestleMania'da görmek istersen Uso'ların rakibi olarak ben New Day derim. Doğruyu söylemek gerekirse. Başka bir şey de bulabilirler. Bilmiyorum. Bu maç yapılacak arkadaşlar. Bu maç kemer maçı bu gece. İzleyebilirsiniz. Ben kill arasındaki maçların kötü geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü hem Viking Raiders gerçek bir tag team gibi mücadele ediyor. Uso'lar da zaten WWE'nin son 10 yılda gördüğü en tag team gibi tag team olabilirler zaten. Şeyi saymıyorum. Yani 10 yıl içinde popüler olan yükselen manasında söylemek daha doğru olabilir. Yani şimdi Hardy Boys falan tabii geldi. Dudley'ler geldi bu 10 yıl içinde. Onlar ayrı. Onlar tüm zamanların hani en tepeleri. Böyle bir şeyle başlayalım şimdi. İlk bu vardı. Şimdi sıra geldi buna. Buradan da ben ekranımı çevireyim bakalım. Evet. Ronda Rousey SmackDown'da ilk defa maça çıkıyor. Bak ben Ronda Rousey'nin WWE gelip boy gösterdiği süreçte yoktum biliyorsunuz. Birazcık bunlara tabii bakıyorum. Doğru mu değil mi falan filan bazı şeylere. SmackDown'da first time against diyor. İlk defa SmackDown'da mücadele edecek Sonya'ya karşı diyor. Yani Sonya'ya karşı ilk defa mücadele edecek. SmackDown'da değil. Yani SmackDown'da Sonya'ya karşı ilk defa olması <laughs> lazım herhalde. Yanlış bilgi vermeyelim. Neden böyle bir şey? İlk defa Sonya ile bu yani tek birebir maç olacak bu. Daha önce elbette aynı maçta bulundular ama birebir ilk defa yapacaklar. Sonya zaten birazcık da MMA geçmişi olan biri. Ronda Rousey kadar değil. Ronda Rousey yani MMA'de bir hanımefendinin gelebileceği dünyadaki en tepe noktaya gelip en çok tanınan isim olmuştu bu alanda. Ronda Rousey oradan da tabii çok bir şeydir bana göre. Hani kadın gözüyle baktığınız zaman da en büyük rating kaynaklarından biridir Ronda Rousey. Tabi bilmiyorum ne kadar işleyecekler Charlotte'a kadar. Muhtemelen bu maçta Charlotte'un bir müdahalesini görebiliriz. Haberiniz olsun. Ya maç aslında güzel geçebilecek bir maç. İkisi de hani kollar mollar bilmem ne değil artık rahat rahat takılabildikleri zaman. Ama şimdi Smackdown'da böyle bir maç yaparsanız ne kadar bir beklentiniz olabilir? Bu maç muhtemelen Charlotte'a bağlanan bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü artık Charlotte'la Charlotte Flair'e Ronda Rousey'nin WrestleMania süreci başladı, ilerliyor. O yüzden de mutlaka belki burada Sonya'ya şey Ya şimdi şeyi kazandılar çünkü Elimination Chamber'da kazandıkları için Ronda Rousey tarafı. Şimdi burada Charlotte bir şekilde bu maça karışıp Sonya'ya maçı kazandıracak gibi geliyor bana. Yani Ronda'ya bir yardım yardım gelecek mi bilmiyorum. Çünkü Ronda Rousey bayağı üstün bu aralar. Cidden üstün takılıyor. Bir yerde artık Charlotte'ın o şeyi değiştirmesi lazım ağırlık ağırlığı birazcık değiştirmesi lazım dengesini. O yüzden Charlotte'ın bu maça karışacağını düşünüyorum. Şimdi geldik son bahsedeceğim olaya. <laughs> Ekranımı da çevireyim. Arkadaşlar Ricochet ile Sami Zayn'in kemer maçı var bu akşam. Şimdi diyeceksiniz bana geçen hafta Johnny Knoxville geldi. Seninle Intercontinental kemer maçı yapmak istiyorum WrestleMania falan. Hatta bütün haberlere baktığımız zaman WWE WrestleMania'da Sami Zayn vs. Johnny Knoxville. Evet. Maalesef. Bak şey olayı ayrıydı. Şimdi celebrity faktörü vardır. Ünlü. Mesela Logan Paul ayrı. Logan Paul bir sporcu. Logan Paul bir şekilde ses getirmiş biri. Logan Paul'da aldığı reaksiyonu gördünüz mesela. Logan Paul okey. Bence Miz'de de iyi bir uyum sağladılar. Hani bir şekilde tam güreşçi değil falan filan dersiniz. Bir celebrity şey vardır ya böyle bir iki tane. Her yasa resimden bir şey oluyor böyle. Hani ya biri geliyor görünüyor falan. Logan Paul bence doğru. Logan Paul eğer çalışırsa şu bir ay içinde de iyi bir performansı sergileyebilir. Çünkü sporcu olduğu için sırıtmıyor da ringde. Ama şimdi Johnny Nuxville, biraz daha farklı bir karakter. Johnny Nuxville böyle çok ringde güreşecek müreşecek falan değil yani. İşte o, Johnny Knoxville'in de kendine göre bir rating şeyi var, getirisi var. Ama şöyle bir maç var mesela burada. Ricochet ile Sami Zayn maçı. Ben isterim ki WrestleMania'da izleyelim bu ikisini. Bu ikisi buradan bir feud'a başlasınlar. Bir ay içinde işlensin bir şeyler ki WrestleMania'da izleyelim mesela. Ben bunu isterim. Çünkü ben Ricochet'i buralarda görmeyi çok istiyorum. Ama şimdi öte yandan baktığınız zaman bir sürü habere falan bakıyorum. Yani gözle görülür şekilde herkes şey diyor yani. Sami Zayn ile Johnny Knoxville maç yapacaklar. Zaten bir feud'dalar. <laughs> Güya. Feud, böyle gidiyor. Devam ediyor bir şekilde şimdi Intercontinental kemerine hadi bak Nakamura ile çok kısır senaryolar yaptın. Semiz Eneverden daha iyisi olabilir dedik. Şu maç çok iyi maç. Bak bu daha iyisi işte. Bu maç daha iyisi. Bunu taşı WrestleMania. Tabii tabii. Bu benim isteğimdir senden. Bunu Wrestlemania'ya taşırsan biz çok güzel bir şey izleriz. Bak hepsini geç yani isimler Phantom Okay, Semiz Enriqueşe. Bu ikisinin ring içi performansını düşünsenize mesela bir Wrestlemania maçında. Wrestlemania'da Intercontinental kemer maçında. Bence olması gereken şey bu. Hazır güzel bir şeyler yaptın United States kemeriyle de. Bak Damien Priest'e çok şikayetçi değildim ben. Nakamura kadar şikayetçi değildim. Damien Priest'e de heel turn yap diye. Önce kemeri Finn Balor'a verip sonra heel turn yaptırmak çok doğru hamleydi bu arada. Harika doğru hamleydi çünkü. <laughs> harika doğru hamle. Yani elinde zaten Finn Balor gibi bir güç varken Damien Priest'e de heel turn yapmak çok doğru karar. Bunu da bakalım ne yapacaklar. Johnny Knoxville'e bağlayacaklar mı yine? Bağlamaz. Şimdi Johnny Knoxville'e bağlamayacak olsalar geçen hafta niye geldi tekrardan? Değil mi? Geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta mıydı? Karıştırdım bak. Neyse. Ya bilmiyorum. Şu anda Raw ciddi şekilde SmackDown'dan daha güzel şeyler sunuyor. Bana göre. Size göre bilmem. Ee, ama bu şu gördüğünüz tablodaki maç bence bir resim maçıdır. Kesinlikle kesinlikle ee, Ricochet bugün kazanamayacak zaten. Yani çok şaşırırım. Düşünsenize. Bir de şey Johnny Knoxville giriyormuş da kazandırıyormuş da falan filan böyle şeyler bilmiyorum ne olacak. Johnny Knoxville'i göreceğiz mi bugün? Bilmiyorum. Ama Ricochet'in e, ben kesinlikle Wrestlemania, şu maçı Wrestlemania'da görmeyi isterim. 3 tane olay duyurulmuştu. Bunlara değindim. Bir de artık şey izleyeceğiz. Yani bir romanın da artık şey, Brock Lesnar süreci nasıl işlenecek ben bunu merak ediyorum. O yüzden de çok değerli bir artık Son bir aydan da az kaldı. Bir aya girdik. Gerçi yani bir ay tabii. Bir ay falan var. Bakalım nasıl işleyecekler. O yüzden SmackDown'ları ekstradan Roman'la bırakmayız. işleyişi nasıl devam edecek. Çünkü pek bir şey yapmalarına gerek yok gibi. Bir iki böyle ufak tatlı segment yapsalar yeter. Kontrat da imzalandı. Şimdi ne olacak mesela? Heyman üzerinden bir iki bir şey yapacaklar. Yani düşün yani. 3 dört SmackDown mı ne kaldı şimdi? Ne olacak? Maç duyuruldu. Kontratlar atıldı imzalandı sözleşmeler yapıldı maç sözleşmeleri eee, işte Bir şeyler yapsınlar Tek isteğim o Bakalım bu gece göreceğiz mi bir şeyler Diyerek aranızdan ayrılıyorum ben <laughs> Kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle umarım güzel bir SmackDown olur Umarım yarın ben SmackDown tepki videosunu çekerken Sizle beraber eğlenirim Göreceğiz Tek umudum yok ama Bazen Yani şapkadan tavşan çıkarabiliyor tabii tabii Geçen ra gördüğünüz gibi. Geçen Raw bayağı iyiydi. Ben çok keyif aldım. Bakalım bu SmackDown'da iyi bir SmackDown olabilecek mi? Bay bay. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.